Arkadaşlar oksidatif fosforilasyon organik besinlerde depolanmış olan kimyasal bağ enerjisinin oksijen varlığında ATP'ye çevirmesi olayıydı. Bunu şimdi şematize etmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar ökaryotik canlılarda ATP'nin üretildiği organel mitokondri. Mitokondrinin iç zarına krista diyoruz ve iç sıvısına matriks adını veriyoruz. Ve bu iç zar üzerindeki bu kristanın kıvrımlarının üzerinde elektron taşıma sistemi elemanları var. Ve burada diyoruz ki organik besinden koparılan hidrojenler matriksten rahatlıkla dış zarla iç zar arasına geçebilirken iç zar bu dışarıdaki protonların içeriye girişine izin vermediği için ETS elemanlarından ATP sentaz enzimi hidrojenleri matrikse pompalarken ATP sentezine neden oluyor. O zaman olay nasıl gerçekleşiyor? Oksijenli solunum sırasında ETS'den geçişleri sırasında elektronların enerjisinden yararlanarak proton pompalayarak ATP sentezine biz oksidatif fosforilasyon diyoruz. Tekrar ediyorum Proton konsantrasyonu farkından kaynaklı açığa çıkan potansiyel enerji ATP sentaz enzimi sayesinde dışlarla iç zar arasındaki protonların matrikse pompalanma sırasında neye çevrildi? ATP'ye çevrildi ve biz buna kemi hipoteze göre oksidatif fosforilasyon adını veriyoruz. Fotofosforilasyon nedir dediğimizde ise arkadaşlar ışık enerjisi yardımıyla ışıktaki enerjinin organik besin içerisinde kimyasal bağ enerjisine dönüştürülmesi eylemi. O zaman bunu şöyle diyeceğiz arkadaşlar. O zaman ışık enerjisinin klorofillerin varlığında ve elektron taşıma sistemi kullanılarak neye çevrilmesi? ATP'ye çevrilmesi ve bu ATP biliyorsunuz ki bitkilerde ya da fotosentetik organizmalarda sadece karbon hidrojen oksijen arasında bağ kurabilmek için yani organik besinin yapısında kimyasal bağ enerjisi olarak depolayabilmek için harcanacak. Onun dışında herhangi bir eylemde fotofosforilasyonla üretilen ATP harcanmayacak. Sadece fotosentez için harcanacak. Bu bizim için önemli bir bilgi. Kemofosforilasyon arkadaşlar sadece bazı arke bakterilerin ve bazı bakterilerin yapabildiği bir eylemdir. Dolayısıyla kemofosforilasyon ve kemosentez sadece prokaryotik organizmalarda görülür. Önce bu tarz sorularda buna dikkat ederek başlamalısınız. Peki nasıl gerçekleşir? Bu canlılar kemofosforilasyon eylemini ışık kullanmadan gerçekleştirirler. Çünkü bu canlıların klorofili yoktur. Peki bu bir dezavantaj? Bu dezavantaj nasıl avantaja dönüştürülür? Bir bakalım arkadaşlar. Ne yaparlar? İnorganik molekülleri oksijenle tepkimeye sokarlar. Yani inorganik maddeleri oksitleyerek ATP elde ederler. İşte böyle ATP üretimine kemofosforilasyon diyoruz. Bakalım örneğin amonyağı oksijenle tepkimeye sokan bakteriler var. Biz bunlara nitrit bakterileri diyoruz. Nitrit bakterileri amonyağı oksitler ve nitrit tuzu yaparlar. Ve bir miktar kimyasal enerji açığa çıkar. İşte buna kemofosforilasyon diyoruz. Daha sonra HNO2 oksitleyebilen canlılar var. Bunlar da nitrat bakterileri. Nitrat bakterileri de arkadaşlar nitriti oksitleyerek nitrat tuzlarına dönüştürür. O zaman yine bir miktar kimyasal enerji açığa çıkacak. Peki ne olacak bu enerji? Bu enerji tıpkı fotosentezdeki fotofosforilasyonla üretilen ATP'nin sadece organik madde sentezinde kullanıldığı gibi sadece ve sadece karbondioksiti bir su bağlama eylemi çünkü organik maddenin tanımı neydi? Karbonu olan, hidrojeni olan, oksijeni olan. Demek ki bu arkadaşlar ne yapıyorlar? İnorganik maddeleri oksitleyerek ürettiği enerjiyi önce ATP'ye çeviriyor. Daha sonra bu ATP'yi karbondioksitle suyu birleştiriyor ve organik maddenin içerisinde başka bir enerjiye dönüştürerek depo ediyor ve biz bu enerjiyi kimyasal bağ enerjisi diyorduk. Yani kemofosforilasyon üretilen ATP sadece kemosentez için harcandı ve bunu yapabilen canlılar bazı arke bakteriler ve bazı bakterilerdir diyoruz. Müzik